Değerli seyircilerimiz, önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Çünkü Profesör Doktor Haydarbaş'ın Milli Ekonomi Modeli adlı eseri öylesine derin konular içerir ki bunlardan bu konulardan bir tanesi de Türkiye'nin kaynaklarının doğru kullanılması, verimli kullanılması ve yabancıya peşkeş tabiri yerindeyse çekilmemesidir. Ancak özelleştirme ya da topraklarımızı artık yabancılara da taşınmazları satabilme şeklindeki yasal düzenlemelerden sonra birçok şeyimizi galiba yitirmeye başladık. Değerli konuklarımız bu görüşlerini dile getirecekler. Ancak dün ana haber bültenimizde de sunmuştuk. Önemli açıklamalar vardı. Bir tanesi Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'dan bir açıklama vardı. Dedi ki, aslında bizim çok iyi kömür rezervimiz var fakat onları çıkartmıyoruz çünkü çevre kirliliğine sebebiyet vermemek için. Hemen akabinde daha farklı bir görüş geldi. Başbakan Erdoğan da dedi ki bizim enerji potansiyeli konusunda kaynağımız yok. Şimdi o haberi izleyelim, ardından tekrar stüdyoda olacağız. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin enerji kaynakları olmadığını söyledi. Türkiye öyle sanıldığı gibi su zengini bir ülke değil aslında. Bizim su kaynaklarımız sınırlı. Bizim sınırsız petrol rezervlerimiz yok. Bizim sınırsız doğalgaz kaynaklarımız yok. Ancak Türkiye'nin enerji kaynakları konusunda önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan farklı bir açıklama gelmişti. Bu projenin Sayın Başbakanımızın... Bakan Yıldız, Ergene Havzası'ndaki çalışmaları tamamen durdurduk. 50 milyar dolarlık kömür var halbuki orada. Çıkartmıyoruz. Doğal gaz ithal ediyoruz. Çevreye saygıdan dolayı dedi. El sıkışıp anlaşmadık. Anlaşamadık. Şimdi hükümet kanadından gelen görüşler böyle. Biz bu konuyu tartışacağız. Ancak değerli konuklarımızın izniyle yine Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleme aldığı yazıyı gündeme taşıyalım. Aslında orada Türkiye'de sorun olarak gördüğümüz pek çok şeyin, çözümsüz diye gördüğümüz pek çok şeyin çözümü var diyor bütçe görüşmelerinden hareketli. Şimdi o görüşü, o analizi dinleyelim. Analizin analizini yapalım değerli seyircilerimiz. 2013 bütçe tasarısı görüşmeleri bütçe tartışmaları yerine siyasetin dış politika eleştirileriyle geçiyor. Türkiye'de ekonomi IMF ve Dünya Bankası talimatlarıyla şekillenmekte, borcu borçla kapatma mantığı devam etmektedir. Merkez Bankası'nın bağımsız hale getirilmesi, senyorajın devreye konulmasını engellediği için para basma hakkından yoksun maliye, özelleştirmelerle de kaynaklarını kurutmuştur. Bu tabloda yapılacak veya savunulacak fazla bir şey de söz konusu değildir. Maliye Bakanı Şimşek de öyle yapmış ve konuşmasında dünyada yaşanan ekonomik krizi detaylarıyla örneklendirmiştir. Şimşek, 2013 yılında harcamaların bütçe öngörüleri çerçevesinde kalması için gerekli tedbirleri alacağız. Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından %72 dışa bağımlı. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz gibi genel ifadelerle konuşmasını tamamlamıştır. Kürsüye gelen liderler de ekonomi konularından ziyade siyasi gündemi eleştirmeyi tercih ettiler. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları sıralayarak şunları söyledi. 3 yıl önce demokratik açılım başlatılmış, Kürt sorunu denmekte sorunun çözümünde bir fayda elde edilmemiştir. Ülkenin ikinci sorunu da dış politikadır. Uluslararası stratejik derinlik Türkiye için tam bir hezimet olmuş, Türk bakan Irak'a alınmaz hale gelmiştir. Bir başka sorun da Suriye konusudur. Orta Doğu'nun hassas ve sancılı ortamı göz önüne alındığında Türkiye'nin füze konusunda adım atması doğru adımdır. BDP adına konuşan Gülten Kışanak da Suriye gündemine değinerek Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalenin eli kulağındadır. Türkiye'de böyle bir müdahalede yerini alacaktır iddiasında bulundu. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi. 10 yıldır işsizlik kol geziyor. Başbakan her işveren bir işsizi işe alsın, sorun çözülsün demişti. Çözüldü mü? Çözülmedi. Sayın Başbakan, sizin iktidarınızda her çocuk 4320 dolar borçla doğuyor. Vatandaşın kredi kartı borcu 16 kat arttı. 68 milyar lirayı buldu. Vatandaşların bankalardan çektikleri tüketici kredisi borcu da 82 kat arttı. 2001'de icra dairelerindeki dosya sayısı 9 milyondu. Şimdi 20 milyona çıktı. Bu bütçe halka bir şey vermiyor. Sıcak paranın diyetini ödemek üzere bu bütçe getiriliyor. Mazota %208 zam yapıldı. Dolmuş ücretine %183 zam. Kuru soğana %134, çaya %139 oranında zam yapıldı.
Gelinen noktada ekonomik istikrarı sağlayacak veya mevcut düzeni değiştirebilecek görüşe malik olmayan partiler maalesef olanı eleştirmekten hatta bütçeyi dahi değil dış politikayı değerlendirmekten öteye geçememiştir. 7 seçim geçirdik ama ekonomi hiç etkilenmedi diyen Sayın Başbakan'ın Cumhuriyet kazanımları ve bugün ülkenin geldiği noktayı değerlendiren sözleri bütçe tasarısında yer buldu. İşte Türkiye'nin ekonomi manzarası. Kısaca bu bütçe görüşmeleri tarıma, hayvancılığa, orman köylüsüne, işçiye, memura, emekliye, dula, yetime, ev hanımına, vatandaşa bütçeden ne pay ayrıldığı konusunu tartışmadı. Başbakanın konuşması aslında madenlerin yabancılara sunulduğu, özelleştirmelerle elde bir şeyin kalmadığı, örtülü ödenekten Cumhuriyet tarihinin en fazla harcamalarının yapıldığı bir ekonomi tablosunu çizmekteydi. Başbakan da dahil memurun, işçinin, emeklinin konuşulmadığı bu bütçeden halkın beklentisi ne olabilir ki? Profesör Doktor Haydar Baş. Evet, böyle. Önce Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın görüşlerini paylaştık. Kendi sesinden duyduk Sayın Erdoğan'ın. Suyumuz da yok diyor, kaynaklar yok diyor. Burada ilk soruyu Sayın Kotil'e yöneltmek istiyorum. Çünkü siz çok söylediniz bu noktada. Yok mu bizim bir şeyimiz? Durumumuz çok kötü bu durumda. Şimdi Sayın Prof. Haydar Baş Bey'in konuşmasından atıfla ben Başbakan'a ve Enerji Bakanı'na gelmek istiyorum. Prof. Haydar Baş Bey bütçe görüşmelerini çok vecih bir şekilde özetledi. Şimdi meclisteki muhalefete baktığımız zaman ne iktidar partisinde de muhalefetin kafasında bir iktisadi çözüm olmadığı için diyecek bir şeyleri yok. En kötü, en iyi senaryoda birbirlerini eleştiriyorlar ama bir çözüm ortaya konmuyor. İktidar partisinde kafasında bir çözüm yok. Dikkat ederseniz üçlü koalisyon döneminde hangi politikalar uygulanmışsa Kemal Derviş politikaları adı altında AKP iktidarı buna devam etti. Şimdi AKP gidip CHP gelse aynısı devam edecek. MHP gelse aynısı devam edecek. Madenler yine satılacak. Özelleştirme yine devam edecek. Artık bir şey kalıncaya kadar, geriye kalmayıncaya kadar. Aynı para politikası uygulanacak. Aynı dışa bağımlılık devam edecek. Borç almaya devam edecek. Vergilerin buraya aktarılması devam edecek. Vesaire vesaire. Yani var olan kapitalist anlayış neyse siyasi iktidarlar bunu uyguluyorlar. Muhalefet de iktidara gelince aynısını yapıyor. Dolayısıyla burada halka fayda sunacak bir açılım yok. Oysa Profesör Haydar Baş Bey halktan yola çıkarak, tüketimden yola çıkarak yepyeni bir iktisat modeli ortaya koydu. Dolayısıyla bu model bir çözümden bahsediyor. Bu özellikle Türkiye için bir çözüm ama genelde bütün insanlık için bir çözüm öneriyor. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemler Avrupa'da da var. Amerika'da da var. Dünyada kapitalizm uygulandığı her nokta olan her ülkede var. Ve hepsi bundan sıyrılmak istiyorlar. Şimdi maden meselesi de dikkat ederseniz Haydar Baş Bey yazısının sonunda madenlere de değindi. Maden meselesi de bunun dışında değil. Bakın 2000'li yılların başına geldiğimizde şöyle bir 10 yıl geriye gidelim. Türkiye'de hiç kimse Türkiye'nin maden konusunda elinde birkaç şey dahi olduğunu bilmiyordu. Hepimizin ezberlediği bir şey vardı. Türkiye'de maden yok. Başbakan yine bunu seslendiriyor. Türkiye'de maden yok. Ama Haydar Baş Bey çıkıp bir şey söyledi. Türkiye'de 3 katrilyon dolar işlenmemiş haliyle maden var. Şimdi 3 katrilyon dolar demek 3 tane bin çarpı trilyon dolar demek. Ne demek? Türkiye'yi kasa yapsak, içini para doldursak almaz demek. Kıyamete kadar değil Türkiye, dünyaya bakacak bir zenginlik var demek. Şimdi Haydar Baş Bey bunu söylüyor. Başbakan diyor ki Türkiye'de maden yok. Şimdi bakın birkaç örnek çıkardım. Bunlarla net rakamlarla cevap vereceğim. Ama ona geçmeden önce ya şu Enerji Bakanımızın dediği lafa yani inanın üzülerek izliyorum. Yani bir bakan bunu der mi ya? Termik şimdi kömürle termik santrallerde biliyorsunuz kömür kullanılıyor. Evet çevreye zarar veriyormuş. Ya Sayın Bakanım yapma ya. 4 milyon ile 5 milyon dolar arasında baca takıyorsun termik santralin kafasına. Bunlar biliyorsun böyle dönüyor. Havaya doğru çıkan partiküllerin tamamını kenarına alıyor, aşağıya indiriyor. Orada biriktiriyorsun ya. Yapma bunun maliyeti 5 milyon dolar ya. Yani evet tabii burada hemen size katkı olsun diye söylemek istiyorum.
Rahmetli Necip Hablemitoğlu 18 Aralık'ta ölüm yıl dönümü nur içinde yatsın. Bu bazı vakıfların Türkiye'de nasıl altın çıkardığını ve Türkiye'nin altını nasıl oyduklarını kitabında belgeleriyle, isimleriyle açıkladı ve öldürülme nedenlerinden biri olarak görülür bu mesele. Yani Türkiye bu kadar verimli. Bunları söyleyenlere de bir tehditvari yaklaşım olarak algılanabilir. Valla şimdi ben reel yani bazı örnekler evet, vereceğim şimdi. Ama yani burada Enerji Bakanı'nın hani bu dediği, yok efendim çevreye saygısı falan. Şimdi biliyorsunuz Başbakan'ın ismini veren bir kömür firması var. Tayyip Kömür diye falan. Rusya'dan geliyor bunlar. O isimle Türkiye'de yakılıyor. O çevreye zarar vermiyor ama Ege'nin havzasındaki kömür zarar veriyor falan. Bunlar tabii çok üzücü cümleler. Ve tekrar ediyorum yani bugün bir termik santralin bacası 4-5 milyon dolara takılan bir baca ile birlikte doğal gazdan çıkan gazdan daha az çevreye zararlı hale getiriliyor. Şimdi gelelim Türkiye'deki petrol meselesine birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın Türkiye'de 5177 sayılı maden kanunu değiştirildi. AKP döneminde 2005 yılında 5177 sayılı kanun geldi ve devlet payı madenlerden alınacak devlet payı %2 olarak belirlendi. 98 yabancının %2'si devletin. Şimdi Türkiye'de maden yok ama başbakan diyor ya ama 65 bin ruhsat verildi. 9 bin tane ruhsatı MTA ihaleyle verdi. 10 yılda. 74 bin ruhsat yapar. Ona bölerseniz 7400 yapar. 365 güne böler, 24 saate bölerseniz hızlı geçiyorum. Dakikada bir ruhsat veriyor Türkiye. Ya bizim bakan ruhsat imzalamaktan başka bir iş yapmıyor. Dakikada bir ruhsat veriyoruz ama Türkiye'de maden yok. Ve Türk topraklarının %30'u şu anda %30'u maden ruhsatı olarak verildi. Birkaç örnek vereyim. 4 tane örnek çıkarttım hızlı bir şekilde. Şimdi Türkiye'de 300 milyon varil petrol olduğu söyleniyor. 300 milyon varil. Günlük Türkiye'nin ihtiyacı 670 bin varildir. Aşağı yukarı 1,5 yıl Türkiye petrol yeter. Denen bu. Ama bakın iki tane firmadan örnek veriyorum. Transatlantik Petroleum. Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bunun birçok yerde petrol çıkarttığı alanları var. Bunlardan bir tanesini örnek veriyorum. Lütfen internet sitesine girsin izleyicimiz. www.transatlantikpetroleum.com'a girsin. Şunu görecek. Adamlar diyor ki Selmo Oil Field, Selmo petrol çıkartma bölgesinde benim diyor 47 tane kuyum var diyor. 47 kuyum. Ve buranın diyor tahmini minimum rezervi, sıkı durun, 600 milyon varil. Bir tane yerden bahsediyorum. Yani Türkiye'de olduğu iddia edilen petrolün iki katından fazla adam bir tek yerde petrol buldum diyor Türkiye'de. Selma Oil. 600 milyon varil. Bu bir tanesi. İkinci bir örnek. Türk Perenco. Bu firma diyor ki ben diyor Türkiye'de operasyon 200 wells. 200 tane kuyum var diyor Diyarbakır'da. 200 tane petrol kuyum var diyor. Ve günde diyor bir günde tek bir günde 14 bin varil petrol çıkartıyorum diyor. 7 tane diyor işletme istasyonum var diyor. Ve diyor 100 kilometrelik bir hat üzerinde 200 tane kuyu açtım. Şu anda diyor günde 14 bin varil çıkartıyorum. Günde 2-3 milyon dolar eder bu. Bu para Haydar Başbey'in dediği gibi devlet millet ortaklığına işletilse Diyarbakır'da ne terör kalır, ne işsizlik kalır, ne fakirlik kalır, ne fukaralık kalır, ne problem kalır. Ama niyeyse başbakana göre halen petrol yok. Halen petrol yok ama bu adamlar çıkartıyor. Bir de tabii başbakanın bir damadı var ki bir türlü kayınbabasının sözünü dinlemiyor bu. Kayınbabası diyor ki petrol yok, maden yok ama bu efendim Berat kardeşimiz başında olduğu Çalık grubunun, bakın Lidya Madencilik diye bir firması var. Çok hızlı okuyacağım. Önemli, biraz süresi çalıyorum tabii, ama, tabii ama çok halkımız önemli. Bunları buyurun. Bilsin. Bu Lidya Madencilik'in sahip olduğu alanlar. Çöpler, Akoluk, Balışehir, Dursun Bey, Eğrikar, Güvenli, Şiran, Folken, Kenfol, Kabadüz, Karttepe, Yelekkaya, Taşlıkaya, Sarıçayı Yerle, Bayramdere, Fındıklıdere, Karakartal, Cevizlidere, Mamlis, Sin. Sadece bir tane maden firması Lidya Madencilik'in sahip olduğu alanlar, bir örnek vereyim. Çöpler. Bak bu saydıklarımdan bir tanesini cımbızla çekiyorum. Çöpler madenindeki Erzincan burası. Madenindeki altından bahsediyorum. Kendi ifadeleri bu. 7.3 milyon ons diyor. Burada altın var diyor. 7.3 milyon ons. Bir ons 2000 dolara yakın.
Sadece bir tek yerde 15 milyar dolar var. O da bunların sözüyle. Bunu en az onunla çarpın. İşlenildiği zaman bir o kadar daha arttırın. Bir tek yer. Şimdi bir de Amerika'da bir hoca efendi denilen bir beyefendi var. Onun sevenlerinin koza altın var bir de. Bunların kapattıkları alan 624 bin hektar. Yani 6 milyon 240 bin dönüm. Türkiye'nin %1'i. Bir firmaya ait %1. 408 sene diyor ruhsat aldım diyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Sadece bir tek yerini çıkarttım. Bak bir tane. Bu 408 ruhsattan bir tanesini söylüyorum. Gümüşhane'den. Bir tek noktadan. 11 milyon ons diyor altın var orada. 11 milyon ons. Onların deyimine göre. Halen başbakan diyor ki Türkiye'de maden yok, altın yok falan filan. Bakın Türkiye'de 3 katrilyon dolar Haydar Başbey'in dediği gibi işlenmemiş haliyle maden var. O yüzden Türkiye'nin altın üstünü delik teşvik ediyorlar. Ama halk uyanmasın diye. Birileri cebini oluk oluk bu servetleri akıtırken 1 doların başbakanın bütçe konuşmalarına bakın. 1 doların altında şu kadar insan var, üstte bu kadar insan var. Biz Türk halk olarak 1 dolar tartışması yaparken adamlar 1 trilyon dolar götürüyorlar. Ve başbakan diyor yok bir şey. Aman ha Türkiye'de bir şey yok. Bunlar ne? Diyarbakır'daki genç delikanlı için bir şey yok. Ama dağındaki adamlar için petrol çok. O yüzden halk bir karar versin. Profesör Haydar Başbey'in ya dediklerine sahip çıkacağız, ya ona sahip çıkacağız, ya da hazine üzerine dilenci gibi oturacağız. Ama işte bugün biraz önce sunduğumuz yazıda öyle bir not var ki, ikaz ediyor, diyor ki özelleştirmelerle zaten elimizde hiçbir şey kalmıyor. O zaman Sayın Eğercioğlu size söz verelim biraz, oradan tekrar sırayla devam edelim. Ah Mehmet Emin Bey, evet. Ömer Hocam'ın hocalık hakkını gözükledim. Buyurun. Şimdi bütçeden başlayalım. Muhterem Hocam'ın yazısında bütçe görüşmelerine hakikaten bir sistem vardı. Yıllardan beri bütçe görüşmeleri gibi yapılmıyor Türkiye'de. Aslında çok iyi kurgulanmış bir sistem var orada. Önce komisyonlar aracılığıyla her bir bakanlığın bütçeleri görüşülüyor. Her komisyonlara değerlendiriliyor ihtisas sahibi insanlar tarafından. Daha sonra genel kurula geliyor bunlar. Ancak biz komisyonlarda da genel kurulda da kör dövüşü seyrediyoruz. Yani dünyada bu işler böyle mi? Hayır. Mesela İngiltere'den ben yakinen biliyorum. Maliye Bakanı'nın bir kırmızı tahta çantası vardır. Belki birkaç yüzyıllık o açılır. Oradan bir yıllık mali ondan sonra bütçe çıkar. Onun üzerinden kalem kalem tartışmalar yürütülür. Şimdi maalesef Türkiye öyle bir yere getirildi ki ne iç politika ne dış politika ne ileriye dönük bir vizyon vekillerimizin böyle bir kaygısı yok. Ondan sonra ve ortaya konulmuş bir plan proje de yok. Çünkü herkes şunu biliyor, Türkiye'nin iç işlerini artık AB yasalarının düzenlediği şekliyle idare ediyoruz. Dış işlerini ABD'ye teslim ettik. İstihbaratın askeri kanadını İsrail'in istediği şekilde o doğrultuda düzenliyoruz. O zaman içeride milletvekillerinin el kaldırıp indirmekten başka bir şeyi de fonksiyonu da kalmadı. Maalesef durum buna döndü. Şimdi burada tabii eteğinde bir şey olmalı ki çıkıp bunu konuşmalı. Hakikaten Türkiye'nin iktidarı da muhalefeti de bu noktada hakikaten yozlaşmış durumda. Elinde hiçbir politikası ne enerjiye ait, ondan sonra ne ekonomiye ait, ne siyasete ait hiçbir şeyi yok. Bunu yakinen görüyoruz. Şimdi Enerji Bakanımızdan söz açıldı. Bugün bizim üniversitemizdeydi. Açılış dersi de verdi Sayın Bakanımız. Ondan protesto sonra, yoktu umarım. Çok gereken önlemler iki günden beri tabii alınıyor orada. Evet. Ben bir gün öncesinde bir televizyon programında TRT'de Sayın Bakanımızı dinlerken şok geçirdim. Yani dediler ki bir soru yöneltildi. Sayın Bakanım biz enerjide dışa bağımlı hale geldik mi? Yani Rusya'dan %80 oranında doğalgaz alıyoruz. Sayın Bakan'ın cevabı şu oldu. Bu dedi çok yanlış bir değerlendirmedir. Bize haksızlık yapıyorlar. Aslında biz evet Rusya'dan %80 doğalgazımızı temin ediyoruz ama biz Rusya'ya bağımlı değiliz. Rusya bize bağımlı. Şimdi soruyu soran da şaşırdı. Bakanın da açıklaması şu şekilde oldu. Bakın dedi biz dedi
Libya'da bu kadar taşeronluk üstlendik, müteahhitlik yaptık. Ama sonuçta paramızı alamadık. Gördük ki biz Libya'ya bağımlı da Libya bize bağımlıymış gibi bir, biz Libya'ya bağımlıymışız gibi bir örnekleme yaptı. Yani Rusya'ya da burada gelecek işte santral kuracak, yatırım yapacak. Aslında biz Rusya'yı bağladık. Şimdi bakanın mantığı bu. Eğer bunu insanları bir şekilde gözünü boyamak için söylüyorsa bu insanların aklına zihnine hakarettir. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsa daha vahimdir. Yani enerjiyle bütün musluklarını eline teslim ettiğiniz bir ülkeye bu kadar bağımlıyken onlar bize bağlı diyebilmek gerçekten büyük bir maharet. Ben hayret ediyorum. Ayrıca bu sözü de Sayın Başbakan'ın sözüyle de çelişiyor. Sayın Başbakan hatırlayın demişti Suriye için, bak elektriğinizi keseriz az, biz size elektrik veriyoruz demişti. Aslında demek ki o da yanlış yapıyordu, biz Suriye'ye bağımlıymışız. Ya Türkiye gerçekten böyle bir konjüktürde böyle insanlar tarafından idare ediliyor. Gelelim madenler konusuna. Biz Profesör Doktor Haydar Baş Bey Heidelberg'de milli ekonomi modelini açıklayıp o kongreyi gerçekleştirdiğinde bir Alman profesör önüne ilk geldiğinde Türkiye'nin kaynakları noktasındaki değerlendirmede itiraz etmişti. Demişti ki ya ben Türkiye'de çok az sayıda bir lignit kömürü, değersiz bir lignit kömürü olduğunu biliyorum. Başka da bir şey yok. Ben de o zaman demiştim ki ya Birinci Dünya Savaşı öncesinde burada demir yolu hatları döşenmesi projesi varken Alman hükümetinin Osmanlı'ya bir şeyi vardı, projesi vardı. Biz işte demir yolu hattının geçeceği güzergahı biz belirleyelim ama her iki yanında şu kadar alanda çıkabilecek madenleri siz bize devredin. Yani başka da hiçbir şeyi istemiyoruz. Siz dedim o metne bir bakın, Türkiye'de hangi zenginlikler olduğunu görürsünüz. Yani bütün dünya biliyor, az önce Selim Bey'in de söylediği gibi bir yılda 10 bin tane maden ruhsatı almak için kapış kapış bütün dünyadaki büyük şirketler Türkiye'ye saldırıyorsa burada bir şey olduğu için saldırıyor. Bir şey yani bir hayal tacirliği yapmıyor bu insanlar. Kaldı ki Sayın Başbakan kendi memleketine gitsin, ondan sonra Çayeli Bakır İşletmesi'ne satsın, baksın. 49 milyon dolara özelleştirdiği Çayeli Bakır İşletmesi'nin bir yılda ödediği vergiye baksın. Bir yıllık vergisi satın alınan maliyetin üzerinde. %2 üzerinden vergi ödediğini düşünürseniz yıllık kazancı milyar dolarlarla anlatılıyor. 1.4 milyar dolar. Yıllık. Yani 49 milyon dolara verdiği bir madeni bir yılda sadece ödediği vergi bu kadar. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkarsak ya bunlar bu milleti tanımıyor ya bu devleti tanımıyor ya da bile bile Sayın Enerji Bakanı'nın söylediği gibi karşındaki insanların aklıyla zihniyle alay ediyor. Ya bundan başka bir netice çıkmıyor. Her ikisi de vahimdir. Her iki halde vahimdir. Türkiye'nin düşürüldüğü durum gerçekten çok kötü. Bu milletin kendi değerlerine sahip çıkması lazım. Kendi malına mülküne sahip çıkması lazım. Yani bir tarlaya bir efendim komşusunun hayvanı girdi diye kan davası çıkaran millet bütün zenginlikler elinden sökülüp giderken seyrediyor. Yani bunu da anlamak pek mümkün değil. Yani aynı millet demek ki bu konularda gözü çok boyanıyor. Büyük bir aldatmacanın içerisine sürüklenmiş durumda. Evet. Kendi malı olduğunu hissetmiyor. Yani buradan sökülüp giden madenlerin kendi malı olduğu, kendi değeri, kendi zenginliği olduğunu hissetmiyor. E nasıl hissetsin? Yani bakanlar böyle konuşursa, başbakan böyle konuşursa vatandaşa Allah yardım eylesin. Tabii bu arada o kadar güzel mesajlar var ki hemen paylaşıp Sayın Koç'a döneceğim. Sana helal hocam, ağzına sağlık diye Sayın Eyercioğlu size bir gönderme var. Erzurum'dan Ali Günal adlı izleyicimiz diyor ki iyi akşamlar, çok teşekkür ederim bu vatana sahip çıktığınız için. Erzurum'a, Gaziantep'e, bütün ülkemize, yurt dışına bizi izleyenlere buradan selam olsun. Sağ olunuz. İlerleyen saate rağmen ekran başındasınız. Bizden ayrılmıyorsunuz ama bunlar içimizde büyük yara. Sayın Koç buyurun. Siz hemen atıfta bulundunuz Sayın Eyercioğlu'nun sözlerine rakamlarla. Bundan sonrasını dinleyelim. Tabii Sayın Başbakan Türkiye'de kaynak yok derken burada maksadını da muradını da anlamak gerekiyor. Başbakan diyor ki Türkiye'de Türk milletine verecek bir maden yok. Türk milletine ait bir şey kalmadı. Altın yok. Yoksa yabancılar için... Sayın Kotil de çok boğulurcasına gülüyor. Yani ya başbakanın muradını anlamak gerekiyor. Öyle enteresan bir şey var ki... Şimdi Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kurkuloğlu. Kayseri vekili.
basın toplantısı yapıyor. Hükümetin Kayseri İl Başkanı o zamanki basın toplantısında diyor ki, ya kardeşim diyor, bu adam 2005 yılında maden işine girdi. Bu adam lastikçiydi. Aldığı ruhsat ile birlikte 4300 kilometre kare alanı kapatıyor. 4300.000 dönüm de böyle. Dönüm. Ve Yalova ilinin 11 katı bir Kayseri'deki hükümetin il başkanı kapatıyor. E Kayseri'deki kapatıyor da öteki taraftaki il başkanı şey mi duracak? Şimdi hükümetin il başkanları kapatıyor. Yabancılar, ona göre yasa değiştirilmiş. 11 bine aşkın ruhsat verilmiş. E maden yoksa, ya bu insanlar madenin olmadığı, altının olmadığı, demirin, bakırın olmadığı yerde niye bu kadar ruhsatlara para versinler? Ha, başbakan şunu söylüyor. Kardeşim biz parti olarak il başkanlıklarımıza ve yurt dışındaki şirketlere bu madenleri parselledik. Millete ait bir şey kalmadı. Ey millet. Bunu demek istiyor. Ama millet bunu anlamayacaksa o da o zaman milletin kendi kaderi diyeceğiz. Kendi düşeni alamaz. Bir başka şey daha. Şimdi çok ilginçtir. İzmir'de Efem Çukuru diye altın bölgesi vardır. Efem Çukuru köylülerin 36 tanesi diyor ki, kardeşim ben bu firmaya parselimi vermem. Bağımı bahçemi satmam. Her türlü para teklif ediliyor. Ne yapılıyor bunun üzerine? Derhal Bakanlar Kurulu ancak vatan savunmasında kullanılabilecek bir acele kamulaştırma kararı çıkartıyor. Bakınız, burası demokrasi ülkesi. Diktatörlük değil. Bakanlar Kurulu kendi topraklarını altın vesaire madenler sebebiyle yabancı bir firmaya, yabancı birine satmadığı için bir araya geliyor. Diyor ki vatandaşına, derhal satacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Maden yok ama bu arada. Yok, maden yok. Ama madeni götürüyorlar, taşıyorlar. Bu arada çok ilginçtir. Niye Danıştay'a müdahale yapıldı? Niye o paket vardı hani oyladık ya. Danıştay İdare Kurulu, kardeşim diyor, sen hocam özür diliyorum, hukuk sahasına girdik biraz. Sen nasıl vatandaşın bu kendi malı, vatanı, toprağı sen ya bir başkasına satmak üzere baskı yapamazsın dedi. Bozmaya kalkıştı. Danıştay'ın da suçu. Ve Danıştay'ı da ipe çektiler. Başka tarafı. Şimdi o paket içerisinde Sayıştay da vardı biliyorsunuz. Sayıştay da ipe çekildi. Bütçe görüşmelerinde meclise ait başbakanlığın kurumları vesaire, hükümetin bütün kurumlarının hesabını oturuyorlar. Kendileri yazıyorlar, kendileri çiziyorlar. Eskiden Sayıştay rapor hazırlardı, sunardı. Ona göre az buçuk muhalefet bir şey görürdü, bir tablodan bir şey okurdu. Şimdi muhalefette, millette Sayıştay'dan rapor gelmeyince başbakan ne diyorsa, bakanlar ne konuşuyorsa amenna. Oylandı geçti. Vatandaşa bir şey kalmadı. Ama bunu Profesör Doktor Haydar Başbey anlattı. Anlatıyordu yıllardan beri. El Dorado Gold, Rio Tinto, Anatolian Minerals, bunları tane tane hep meydanlarda anlatıyordu. Ve çok ilginçtir. Bakınız, Süheyl Ünver'in bir hatırası var. Onu da ben burada anlatmak istiyorum. Oraya geçmeden, Bakanlar Kurulu geçen Ağustos ayında HES'lerle ilgili 36 tane karar aldı. O bölgedeki insanlar HES'leri kabul etmiyorlar. Böyle bir özelleştirme, yabancıya verme olmaz. İşte biz geçen hafta Tekke Köyü'ne gittik. Tekke Köyü'ndeki ahaliye gitsinler, sorsunlar. İktidar gitsin, muhalefet gitsin. Bu Dur Dağı, o Abdal Musa Hazretleri'nin sırtını dayadığı Dur Dağı mukaddes bir dağ olarak kabul ediliyor. Menkıbeleri var. Evet. Yaprağı koparılmaz. Aynen Mekke Medine gibi ihrama girmiş bir insan yaprağı kopartmaz, dalı kopartılmaz, ağacı kesilmez, karnı yarılmaz, temizlenir. Asırlardan bu tarafa, ta Abdal Musa Hazretleri'nin o geçtiği zamandan bu tarafa böyle korundu, kollandı. Hükümet bir önce ne yaptı? Hindistanlı firmaya tam Abdal Musa Hazretleri'nin o türbesinin görüş açısından
Hindistanlı firmaya verdi. Bir sene boyunca kütük kütük mermerleri, ki o Toroslar'ın tamamı ta denize kadar mermer yatakları, kütük kütük mermerleri götürdüler toprak fiyatına, 3 kuruşa. İtalya'ya götürdüler, Hindistan'a götürdüler, götürdüler. Oradaki vatandaşlarımız, tekke köylü insanlar dava üstüne dava açtılar. Ama bir davada öyle idari davalar hemen sonuçlanmıyor ki. Hemen sonuçlanmıyor tabii. Malı alan malı götürdü. Karar çıkıyor. İdari mahkeme durdurma kararı çıkartıyor. Valilik bir ay sonra uyguluyor. Yani bütün her tarafı toparlasınlar, ondan sonra uygulanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakınız, 2002'den bu yana yabancılara resmi kayıtlardaki satılmış metrekare, vatan metrekaresi 76 milyon 145 metrekare. Evet. Bu akıllara durgunluk verebilecek. Yani Türkiye'nin onda biri verilmiş, evet, satılmış. Evet. Süheyl Ünver'in hatıratından ben aktarayım onu. Dilerseniz çok çok önemli ve ilginçtir bu konu. Süheyl Ünver Fatih Sultan Mehmet'le ilgili İstanbul Risaleleri diye bir çalışması var orada. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Gezerken böyle izbe kapalı bir mekanda bir keşişe rastlıyor. Ama hüngür hüngür ağlayıp inliyor adam. Hayırdır, senin ne işin var? Niye seni buraya hapse attılar falan? Dedi ki padişahım, dedi, ben dedi bir keşişim. İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini anlattım. Ve bunu söyledim. Bizim büyük Bizans'ın büyüklerine bunları söyleyince, sen nasıl böyle söylersin dediler, beni attılar. Kodese tıktılar beni. Öyle mi dedi, gel bakayım dedi. Tamam, İstanbul'un nasıl alınacağını anlattın da bu İstanbul Türklerin elinde kalacak mı yoksa gidecek mi? Ne dersin buna? Cevabı çok enteresan. Diyor ki padişahım, diyor, İstanbul Türklerin elinden harp ve darp ile çıkmayacak, kavga ile gürültü ile çıkmayacak ama o İstanbul'un idarecileri İstanbul'u parsel parsel yabancılara satacaklar. Ha işte, ne uzak, ne güzel bir görüş. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han elini kaldırıyor. Allah'ım, diyor, benim fethettiğim bu askerlerimin canı ile fethedilmiş bu toprakları yabancılara peşkeş çekenleri sen gazabınla, lanetinle bunlara muamele eyle, diyor. Okusunlar canım, Süheyl Ünver'in İstanbul Risalelerinde bu anlatılıyor. Evet. Şimdi fetih 1453 var ya, onu tabii izliyorlar. Bunu okumuyorlar. Şimdi bu tarafı. Peki. Bu tarafı. Evet. Şimdi, ya milletimiz, evet, bu tabloyu görmeli, evet, ve evet, Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ikazlarına kulak vermeli ki korkarım kulak vermesek yarın gömülecek toprağımız kalmayacak. Değil madem. Bu mesaj da umarım.